Günaydın, merhaba. Yepyeni bir günde 21 Kasım Çarşamba sabahında tekrar birlikte olmanın keyfi ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kanal T ekranlarında ben Bahar Özyılmaz. Bugün de sizi uyandıran ben olacağım efendim. Başka kanallara gitmeye hiç niyetlenmeyin çünkü en iyi yerdesiniz zaten şu anda. Bugün neler yapacağız? Bugün yine gündemdeki haberlere şöyle birlikte bir bakıyor olacağız. Aynı zamanda birlikte yorumlayacağız. Ben buradan yorumlarımı yaparken sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Nereden? Twitter üzerinden www.twitter.com/BaharOzyılmaz yazarak benim hesabımı bulabilir ve efendim tweetlerinizi hem gündemdeki haberlerle ilgili veya günün konusuyla ilgili gönderebilirsiniz. Peki günün konusu ne acaba? Bugün Orta Doğu ve Avrupa'yı karşılaştıracağız birbiriyle. Çok ilginç tweetleri alacağıma ben şimdiden eminim zaten. Söyleyin bakalım, sizce Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve savaşlar Avrupa'da neden yaşanmıyor? Evet, bugün bu kilit sorunun cevabını arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Twitter'dan yanıtlarınızı bekliyorum ve hemen ilk haberim ile ne haber Türkiye'yi açıyorum değerli izleyiciler. Efendim, 12 Eylül darbesinin yaşayan iki komutanı Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın telekonferansa sorgulanmasına başlandı. Evren, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 13.330 lira olduğunu söyledi. Efendim, Cebil Özeren'e de Allah'tan rahmet dileyelim. Tüm sevenlerin de başı sağ olsun. Hani dediğimiz gibi vakti zamanında çok önemli şarkılara imza attılar. Fakat bu sektör böyledir, kahpedir. Belirli bir süre ayrı kaldığınız zaman hemen de unutulursunuz. Bakın, ölümle hatırlanıyor olmak da bu işin farklı bir yüzü. Peki, şimdi yine bir rahatsızlık haberimiz var. Bu aralar Müslüm Gürses örneğin, efendim o da biliyorsunuz rahatsız. Rahatsızlıklar arttı. Sonbahar mevsim değişikliğinden midir? Kışa mı giriyoruz? Bu yüzden midir? Bilemiyorum ama efendim Kandilli Rasathanesi'nin eski müdürü Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Işıkara'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan doktoru ise hastanın düzelmeye başladığını ancak hayati riskinin de halen olduğunu söyledi. Peki efendim, biraz tweetlerinize hemen şöyle bir dönelim. Acaba neler yazıyorsunuz? Peki, M. Bayrak lakaplı izleyicimiz diyor ki, savaşlar Avrupa'da yaşanmıyor çünkü Avrupa Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında değil. BOP var ya, Büyük Orta Doğu Projesi. Onların rahat yaşasın diye İslam coğrafyası böyle. Ha, İslam'ı bu hale getiriyorlar coğrafyayı ki rahat yaşasınlar kendileri diyor. Doğru bir nokta. Hemen beyefendinin ne yapıyoruz? Profil fotoğrafını tam ekran gösteriyoruz efendim. Buyurun. İşte bizim izleyicimiz. Bizim izleyicilerimizin bir kere hepsi yakışıklı, hepsi de güzel. Bunu bir şey yapalım. Kabullenelim değerli izleyiciler. Peki devam edelim. Bir iki tweet daha okuyacağım. Sonrasında Gürsel Yönoğlu'na alo diyeceğiz. Eren Bey diyor ki biraz cahillikten olsa gerek. Ne için söylemiş? Günün konusu. Neden Orta Doğu'da bu kadar savaş ve kargaşa varken Avrupa'da yok acaba diye düşünüyoruz. Diyor ki biraz cahillikten olsa gerek Orta Doğu'daki bu çatışmalar. Gerçek İslam hesabı diyor ki Türk siyasiler köşe dönmek için Avrupa'ya girmek istiyor. Avrupa'da bölmeden almak istemiyor. İnşallah geç olmadan uyanırsınız. Yani Avrupa sizi alırsa eğer önce böler diyor. Çok doğru. Böldükten sonra o böl parçala yönet sistemi zaten her zaman var. Aman eyalet sistemi. Ha. Düşünelim bakalım. Eyaletlere bölmek bir ülkeyi. Peki devam ediyoruz. Bir Twitter'ı daha okuyalım. Kimin okuyalım efendim? Ayşe Hanım. Bol bol yollamış. Oo vallahi demiş ki Ayşe Hanım. Cinsel yasaklar üzerine oluşturulmuş bir sistem var Orta Doğu'da diyor. Bireysel hakları yok. Her iki cins cinselliğini bastırmak zorunda bırakılıyor. Özgürlük yok. Cinsel istismar ve baskılar var. Her alanda kendini problem olarak yansıtıyor. Toplum bilinci çok önemli. Yobazlık onların belası diyor. Evet, bu da bir gerçek değil mi? Ayşe Hanım, hakikaten tebrik etmek istiyorum sizi. Ayşe Orlun hanımefendi. Çünkü hem orada cinsellik bastırılıyor, bir taraftan da cinsel istismar oranı en çok orada yüksek. Demek ki bastırılan duygu geri planda istismar olarak geri dönüyor. Bırak bastırma, kim ne istiyorsa yapsın, zaten yapmıyorlar mı? İki kapalı kapının arkasında ne olduğunu kimse bilemez. Sanki yapılmıyor. İşte ne kadar yasaklarsak, ne kadar baskıcı olursak o kadar da istismara sebebiyet veriyoruz demek ki diye düşünüyoruz efendim. Peki efendim, böylece spor haberlerimizin de sonuna gelmiş olduk. Bugün sizlerle neler yaptık? Hemen şöyle bir toparlayalım. Gündemi inceledik efendim. Gündemde özellikle hem dış politikada hem de iç politikada sular her zamanki olduğu gibi sıcak. Ama dedik ki biraz dış politikaya ilerleyecek olursak Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki sosyal ve politik süreçleri bir karşılaştıralım istedik sizlerle ve bunu gerçekleştirdik. Sordum sizlere, dedim ki acaba
Avrupa'da neden hiç karışıklık ve çatışma olmaz da Orta Doğu'da bu kadar çatışma oluyor? Bunu tartıştık ve sizlerden Twitter üzerinden o kadar fazla yanıt aldık ki maalesef hepsini okuyacak zamanımız bulunmuyor. Lütfen beni affediniz efendim, kızmayınız. Zaman buldukça bir sonraki günün konusunda mutlaka tweetlerinize yer veriyor olurum. Şu sonuca varıyoruz. Öncelikle Orta Doğu çok önemli bir coğrafya, çok büyük rezervlere sahip. Aynı zamanda biraz da belki de istenilerek cahil de bırakıldığı için karışıklığa daha meyilli. Cahil olan toplumlar şiddete meyilli oluyorlar. Karışıklığa meyilli oluyorlar. Avrupa'da bunu İsrail maşası ile kullanarak Orta Doğu'yu karıştırıyor şeklinde bir sonuca vardık. Tüm tweetleri ortak olarak özetleyecek olur isek. Efendim, tabii ki keşke dünyada Müslüman olsun olmasın hiç fark etmez. Dinlerine göre kategorilendiremeyiz insanları. Ama hiçbir zaman karışıklık, savaş ve ölümler olmasa ancak gideceğimiz yer belli, geldiğimiz yer belli. Nereden geldiysek oraya gideceğiz. Evet, Ayna grubunda hatırlamış olalım fondaki şarkımızla. Ve efendim bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yepyeni bir programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Muhteşem bir gün olacağına kendinizi inandırın. Ben dün öyle yaptım. Bu sabah dedim çok güzel olacak ve dün gerçekten bana sürprizler ve güzelliklerle geldi. Çok güzel bir gündü. Bugün de öyle olacağını inanmak ve tahmin etmek istiyorum. Görüşene kadar. I love you Türkiye. Ak rahmetin gör.